Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz kanalıma, selamlar hepinize. Şimdi ben size pastel tonlarda güzel bir plaj çantası yapacağım. Onu göstereceğim nasıl yapılacağını. Şöyle bir tabanım var benim, yuvarlak bir taban. Bundan almanızı tavsiye ederim. Hem görüntü açısından da güzel olur, hem de yuvarlak tabanın sarkmaması açısından da. Çünkü plaj çantası olacağı için 3,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. İki katlı öreceğim ben bunu, iki katlı yapacağım. Güzel, şık bir plaj çantası yapacağız beraber. Ben bu şekilde önce tabanıma ipimi kilitliyorum. Sonrasında şöyle bir ya aynı oyuğun içerisine ikinci kez battım. Hemen yanına şöyle bir şöyle iki şimdi bu yuvarlak tabanımızın çapı da 22 santim. Ben bunu biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Bu tabanı biraz daha büyütmemiz lazım. Bu büyütülüş kısmını ben size göstereceğim şimdi. Aynı oyunun içerisine 2 battım. Hemen yanına 2 battım. Bir yanına da 3 batıyorum. Bakın çift çift buraya 3 tane. Ben bunda yarım kilo kullandım ip. 2 katlı yarım kilo kağıt ip kullandım. 500 gram, 600 gram. Yani bir de boyutuna da bağlı. Eğer siz daha büyük istiyorsanız 700-800 de yapabilirsiniz bunu. 2 battım. Buraya 3 battım. Aynı oyunun içerisinde hemen yanına 2 ve bir yanına da 2 batıyorum. Aynı ilmeğin içerisine ikinci kez. Ve bir yanına 3 batıyorum. Yuvarlak çanta tabanının nasıl yapıldığını gösteren bir video çekeceğim ben size. İki battım. Hemen yanına 3 battım. 2 battım. Yanına 3 battım. Böyle ben tabanımı işleyerek gidiyorum arkadaşlar. Bir zincirimi de çektim. Evet. Bir zincir çektim. Bundan sonrasında ben tığ numaramı değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Gene bununla örmek istiyorum. Daha sıkı durması açısından 3,5 ile öreceğim. Şimdi burada hemen yan tarafa batarak tam başa kadar bu şekilde bakın sık iğne yaparak gideceğim. Hiç artırma eksiltme yapmıyorsunuz önce. Sadece sık iğne yapacağım. Sonrasında artık 5,5 milimetrelik tığımı aldım. Tam buraya geçtikten sonra ben gene tutturuyorum. Bağlantımı yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Bundan sonrasında üstüne bir sıra daha sık iğne gideceğim. Onu da şöyle yapacağım. 1 2 şöyle 3 4 5'inciye 2 kez batacağım. Şöyle 1 şöyle 2. Yani 4 tane sık iğne yapıp 5'inciye çift. 4 tane sık iğne, 5'inciye çift. Bu sırayı da böyle bitireceğim. Bu sırayı da 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift böyle gideceğiz. Bu uç kısma geldim, bitirdim artırmamı. Bunun üzerine birkaç sıra sık iğne gideceğim. Herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan birkaç sıra ben üzerine sadece sık iğne gidiyorum. Bu şekilde içe doğru toparlanması gerekiyor. Ben bu şekilde örerek birkaç sıra gideceğim arkadaşlar. 5 sıra olabilir, 6 sıra olabilir. 3 sıraya geçeceğim arkadaşlar şimdi. Renklerim bunlar. Yani bakın böyle pastel tonlarda.
İkişer katlı yaptım katiplerimi. Şimdi ilk sırayla şöyle başlayacağım. 5,5 milimetrelik tığımı aldım. Buradan geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen doladım. Gene aynı ilmeğin içerisine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. 1, şöyle, 2, şöyle, 3. Trabzanımı yaptıktan sonra ortasına tam 2 tane zincir çektim, doladım. Gene aynı yere. Bir. Şöyle ikinci trabzanı ve üçüncüyü ikili trabzanımı yaptım. Bakın. Bir, iki tane bıraktım. Tam üçüncü ilmeğin içerisine battım, çektim. Sonrasında gene doladım. 1, 2 tane bıraktım. Üçüncü ilmeğin içerisine. Bu şekilde gene 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sonrasında 1, 2 tane zincir çektim. Doladım. Ve aynı ilmeğin içerisine 1, şöyle 2, şöyle 3. Üçlü trabzan yapıyorum. Gene 2 tane bırakıyorum tam buraya. Böyle böyle yaparak böyle gideceğim. İkili trabzan yaparak başa kadar bunu örerek gidiyorum. Arkadaşlar, ben buraya kadar geldim. Şu ipimi hemen şuradan bir keseceğim. Bu şekilde. Her sırada ipimizi keseceğiz. Yeni bir ip takacağız. O yüzden hemen şuraya ipimi bu şekilde ipimi hemen kilitledim. Şimdi arkadaşlar, diğer ipimi de elime aldım. Bakın. Şimdi nereden istiyorsanız oradan başlayabilirsiniz. Bağlantı noktası baz olması önemli değil. Burada artık bitirdik. İpimizi kese kese gideceğim. Ben buradan başlayayım örneğin. Şimdi buraya şöyle bir, şöyle iki zincirimi çektim. Doladım. Ve buraya ben ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan yapıyorum, 3 tane. Bakın, bunu yaptım. Doladım 1 ve 2 zincirli. 2 zincirden sonra yine aynı oyun içerisine ikili trabzan. 3 tane. Bu şekilde. Sonrasında bakın, şuradaki ilmeğimizin içerisine, yapmış olduğumuz alttaki sık iğnenin yan tarafına hemen sık iğne. Sonra gene doladım tam buraya. Şöyle bir, şöyle iki, gene ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Bir daha. Bir, iki zincir. Orta kısmına doladım. Yine ikili trabzan yapıyorum, 3 tane. Bir daha doladım. Bakın, bu şeklimizi vereceğiz. Bunu yapa yapa ve ortaya muhakkak bir tane bu şekilde sık iğne batarak. Sonrasında yine tığıma doluyorum. Hemen diğer oyuya geçiyorum. Modelimizin tam ortasına ikili trabzanımı yapıyorum, 3 tane. Yine 1, 2 zincir doladım. Şöyle
ikili trabzan 3 tane. Bunun üzerine farklı renk geçişleri yapacağım. İkişer katlı yaptım zaten kağıt ipimi. Farklı renklerde üzerine örerek bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok şık. Çok güzel bir model. Bu şekilde örerek belirli bir boyuta çantamı getireceğim. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra hemen gene bakın tam bu kısma tutturdum. Ondan sonrasında ipimi kesiyorum. Buradan çıkardım. Bakın çıkardıktan sonra tam bu başak gibi olan kısmın içinden bakın bu şekilde geçirdim. Çünkü her sırada ben ipi kesiyorum. Ve bağlantı yeri de görünmesin, düzgün dursun diye. Bakın böyle. Buradan da başlayabilirsiniz istediğiniz rengi. Benim elimde olan renklerle ben örerek gideceğim. Bakın bu bildiğiniz kasnak arkadaşlar. 2 numaralı bir kasnak. Oldukça da sağlam bir kasnak. Ben bunu aldım. Çantamıza bunu ben monte edeceğim. Şuradan bakın ipi buradan bırakalım. Bu dikilmek için gerekli olacak çünkü. Hemen şuraya tutturuyorum bakın kulpumu. Sonrasında tığ alttan alıyorum ipi ve üst kısma kilitliyorum. Bu şekilde örerek gideceğim. Sonrasında da çantamıza monte edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şu kulpumu arkadan tutturdum. Bunun da tutturuluşu bakın. Bu şekilde dikeceğiz. Bu ördüğümüz aralardan bu şekilde dikerek kulpumuzu modeliyle hesaplayarak yapın kulpu. Plajlarda, havuz kenarında çok güzel kullanabileceğiniz çok da şık bir çanta. Bunu günlük bile kullanabilirsiniz elinizde isterseniz. Ben bu şekilde dikerek bakın böyle dikerek gideceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın 60 santim 60 santim ördüm. Üstünde tam 30 santim. Yani aşağı yukarı kulpuyla birlikte 45 santim var. Elinizde kim görse eminim bayılacak. Çok güzel, çok hafif. O kadar hafif bir çanta oldu ki arkadaşlar. Ben şimdi bu kulpumu dikerek gideceğim. Ondan sonra çantamızı bitiriyorum. Sağlık ve sıhhatle iyi günlerde kullanmanızı diliyorum. İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Daha biz sizinle çok güzel çantalar yapacağız. Videolarımızda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.